Bir yandan yerel seçim haberleri yağıyor, diğer yandan ekonomi alanındaki gelişmeler takip ediliyor. Bir diğer yandan dış politikada Amerika Birleşik Devletleri'nin tehditkar tavrı sürüyor. Diğer yandansa aşı otizme yol açıyor gibi iddialar paylaşılıyor. Hangi bilginin doğru, hangisinin yanlış olduğunu anlamakta zorlanıyoruz. Oxford Üniversitesi araştırmacısı Emma France, haberleri bir bilim insanı gibi okumanın 6 yolunu açıklıyor. Bu rehber aynı zamanda bir medya okuryazarlığı reçetesi niteliğinde. Bilim, ortak kabullere meydan okunması sayesinde ilerler. Siz de aynı şeyi yapabilirsiniz. Sosyal medyada yeni bir bilgiye rastladığınızda bu doğru da olabilir, yanlış da olabilir diye düşünün. Bu tür bir şüphecilik sağlıklıdır. Her şeyi yanlış kabul ettiğiniz anlamına gelmez. Bir şeyin yanlış da olabileceğini hatırlamanızı sağlar. Elbette doğru da olabilir veya belki ikisinin arasında bir yerdedir. Medya okuryazarlığı şüphecilikle başlar. Halo etkisi, bir kişiye karşı hissettiklerimizin o kişinin yaptıklarıyla ilgili düşüncelerimizi şekillendirmesine neden olan bilişsel bir sapmadır. Hoşlanmadığımız bir kişinin görüşlerine katılmama ihtimalimiz daha yüksektir. Bu bilim dünyasında da bir sorun olduğundan artık bilimsel araştırmalar onları değerlendiren hakem heyetlerinin önüne yazarlarının ismi gizlenmiş halde geliyor. Böylece hakemlerin ilk kanaati tamamen araştırmayı esas alıyor. Yazarıyla ilgili ön yargılardan etkilenmiyor. Kendi haber akışınızda da bu yöntemi kullanabilirsiniz. Her şeyden önce şu soruyu sormanız yeterli. Bu iddia bir başkasından, örneğin sevdiğiniz birinden gelmiş olsaydı ne düşünürdüm? Bir sonraki aşamada iddia sahibinin kimliği de değerlendirilmelidir. Bilimde araştırmacılar bulguların paylaşmadan önce muhtemel çıkar çatışmalarını beyan etmek zorundadır. Siz de yeni bir iddiayla karşılaştığınızda bir çıkar çatışması olup olmadığına bakın. Kendinize sorun, bu kişinin söylediklerinden bir çıkarı mı var? Gerçekleri kendi çıkarları doğrultusunda eğip bükebilecek biriyle ilişki içinde mi? Ayrıca şunları da sorun. İddia sahibi bu konuda yorum yapması için gerekli niteliklere sahip mi? Geçmişte ne gibi açıklamalar oldu? Medya okuryazarlığında iddianın kökenine inilir. Bir iddiayı ele alırken kaynağı belli mi, güvenilir mi, varılan sonuç bilginin akılcı bir değerlendirmesine mi dayanıyor diye sorulmalı. Bir konudaki araştırmaların tamamını değerlendirmeye almak gerek. Örneğin 99 tane araştırma tam tersini söylerken tek bir araştırma şarap içmenin sağlığa, spor salonuna gitmekten daha fazla faydalı olduğunu savunuyorsa bu bulgu anlamlı değildir. Bu yüzden şaşırtıcı veya öfke uyandıran bir bilgiyi paylaşırken önce kısa bir Google araması yapın. Belki daha ilginç bir şeyler öğrenebilirsiniz. İnsan zihni kendi inandıklarına veya inanmak istediklerine uygun düşen hikaye ve olguları fark etmeye daha meyillidir. Buna doğrulama sapması deniyor. Bu yüzden bir konuyu araştırırken sahip olduğumuz kanaate aykırı olan bilgileri göz ardı etmediğimizden emin olmalıyız. Bazı bilim insanları kişisel görüşleri araştırma sonuçları etkilemesin diye farklı görüşlere sahip olan, yani bir yankı odası yaratmayacak kişilerle işbirliği yapıyorlar. Bu insanlar sürekli bilim insanının yanlışlarını kanıtlamaya, fikir ve çıkarımlarını kontrol etmeye çalışır. Kendi hayatımızda biz de alternatif bakış açılarına sahip arkadaş ve tanıdıklar bulabiliriz. Bu insanlarla iyi anlaşmamız veya onlardan gelebilecek yanlış bilgiye hoşgörü göstermemiz gerekmez. Bu tutum bilgiyle beslenirken bize daha bol çeşitli bir menü sunacağı için her halükarda daha sağlıklı ve dengelidir. Medya okuryazarlığı böyle bir bilgi menüsü hedefler. Hiperaktivite ve otizm konusunda çalışmalar yapan France, son 10 yıllarda bu iki bozukluğun hızla arttığını fark etti. Aşılar, bilgisayar oyunları ve abur cubur gıdalar bu bozuklukların muhtemel sebepleri olarak öne sürüldü. Fakat iddiaların hiçbirini destekleyecek kanıt yok. Şunu unutmamak gerekir ki
İki şey aynı anda artıyorsa bunların nedensel olarak birbirine bağlı olması şart değildir. Bağlantıyla nedensellik farklıdır. Dünyamızı düşünürken bunu akılda tutmalıyız. Mesela bir bölgede şiddet içeren suç oranı artıyor ve bu durum çetelerin faaliyetine bağlanıyorsa yahut bir siyasetçi işsizlik oranı düşürdüğü için övülüyorsa daha geniş bir bakış açısıyla bu sonuçlara neden olabilecek tüm unsurları incelemek gerekir. Çünkü bu fenomenlerin alternatif açıklamaları da olabilir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.